da var orada. Ama anonim atıldı, sen açamaz işte, kalibre bir zaman. Yok, yok, yok. Ama orada kalibre olmuştur ya. Kendi içinde cihazını ölçebilir ki onu yapıp kendine seçim gösterir. Bir de cihazın ölçümünü yapmak yapmış kişiyle alakası yok. Teknik olan olabilir, yönetsel olabilir. Kavramın şu yetkinlik veya yetkinlik şu akortomuz demin kanlığa bırakılmış. Departmanımızın tesislerde, projelerlerine ve ruhsat işlemlerine konuda oturumuna hoş geldiniz. Oturumu yönetmek üzere elektrik mühendisliği odası ateş çalışma grubu üyesi Sayın Murat Yapıcı'yı davet ediyorum. Buyurun Sayın. Değerli bildiri sunucularımız Sayın Köksal Bayraktar, Sayın Kemal Sarı, Sayın Yerda Altıncı, Sayın İlker Bekir'i davet ediyorum. Buyurun. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda yeraltı maden üretim tesislerinde kullanılan elektrik tesisatlarından kısaca bahsedeceğim. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bunlar katıldığım için kurum hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. 1800 yıllarda kurulmuş, daha sonra 1983 yılından itibaren de 5 üniversitenin bağlanmasıyla genel müdürlük olarak kurulmuş. 5.31.2013 tarihi itibariyle 11.576 çalışan olan bir kurum. Kamu kurumu.
yeraltı maden işletmelerinin parlayışı ve patlayışı ortamlar içerisinde en tehlikeli ortamlardan kabul ediyoruz. Bunlar içerisinde ateşleme kaynakları neler? Üçgenin üç ayağından birisi olan elektrikli ağ ve kıvılcım, sıcak yüzeyle mekanik sürtünme ile çıkan kıvılcım ve statik elektrik. Patlamaya karşı hangi önlemleri alıyoruz? Birinci önlem ve ikinci önlem olarak sınıflandırıyoruz. Birinci önlem amaç patlayıcı ortamı bertaraf etmek, patlayıcı ortama neden olan gazların bertaraf edilmesi. İkinci önlem de birinci önlem alınmadığı yerlerde ateşlemeye neden olan ateşlemeye neden olacak ortamları ortadan kaldırmak. Örneğin birinci önlem olarak metan gazınız varsa maden ocağında bunu havalandırmayla patlama sınırlarının altında tutmak. Eğer bunu yapamıyorsanız orada kullanacağınız elektrikli tesisat ya da malzemeler ikinci önleme girmekte. Yani ortamı patlatmayacak. Biraz heyecanlı lütfen maruz görün. Batı Avrupa görüşüne göre özüman anlatılamaz. Sıraklı olduğu için kısaca geçeceğim yine. Zon 0, zon 1 ve zon 2 olarak gazlar sınıflandırılmış. Zon 0 normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşma ihtimali yüksek olduğu yerler. Zon 1 ve zon 2'de patlama ihtimali daha az olduğu yerler. Biz Türkiye Taş Gümrük Kurumu'nda patlayıcı ortam olduğu için bir defa kesinlikle grup 1 özelliğine sahip malzemeler kullanmak zorundayız. Grup 1 malzemeler de kendi içerisinde sınıflandırılmış M1 veya M2. Grup 1 malzemeler glözülü maden ocakları var ise bunlardan kullanılan malzemeler. Grup 1 tesiste kullanılacak olan malzemeler de kendi içerisinde M1 ve M2 olarak sınıflandırılmış. M1 malzemeler herhangi bir tehlike ortamını patlatmayacak. Yani daha doğrusu literatürde geçen kendinden emniyetli sistemler. M2 kategorisindeki cihazlar da herhangi bir gaz durumunda enerjisinin kesilmesi gereken cihazlar, M1 cihazlar daha çok kumanda kısmıyla, yani telefon, haberleşme, küçük gerilimli cihazlar, M2 cihazlarda güç kısmını itibar eden cihazlar. Grup 2 cihazlarda maden sanayinin dışında kullanılan cihazlar. Biz Türkiye Taş Gümrük Kurumu'nda ateş selektiflerine uygun olarak T-tipi korumaya sahip cihazlar kullanıyoruz. Bu cihazın içerisinde gördüğünüz metan gazı patladığında şuralardan arka dışarıya vermeyecek. Yani içinde herhangi bir patlama olduğunda bu alev dışarıya çıkana kadar şu ark yolunda sönülmemesi gerekiyor ve dışarıdaki gazla ateşlememesi gerekiyor. Aynı durumda dışarıdaki gazın da buradan sızıp içeriye girmemesi gerekiyor. Sızan alevin soba yanarak dışarı çıkması nedeniyle bu cihazlara alev sızdırmaz cihazlar da denilebiliyor. Aşağıda gördüğünüz Türkiye Taş Gümrük Kurumu imalatı olan uzaktan yollayamayan anahtarı. X-Proof T-tipi koruma. Grup 1 T6 sıcaklığına dayanamayan 10 atür basıncında test edilmiş bir tane cihaz. Şimdi biz Türkiye Taş Gümrük Kurumu olarak -730 metre derinlikte şu anda benim çalıştığım bölgede çalışıyoruz. Yani şurasını yer üstü kabul ederseniz örneğin şurası 160, burası 360 ve bu aşağıya kadar devam ediyor. Elektrikçiler için yer üstündeki tesisi monte etmek çok kolay. Bir tane modüler hücre kurarsınız. Kuru tip ya da yağlı tip bir tane trafo alıp montajınızı yapıp rahatlıkla çalışabilirsiniz. Ama yer altında öyle değil. Yer üstü tesisiniz yine aynı modüler hücre. Buradan aşağıya, şuradan aşağıya gördüğü gibi kablo olarak inip şu gördüğünüz bir tane kesici, daha sonra ayrıntılı anlatacağım. Yani şu modüler hücreler, açık tip hücreler yer altına girdiğinde parlayıcı patlayıcı ortamda şu şekli alıyor. Bu giriş kesicisi olarak tanımlanıyor. Bunun çıkışından enerji alan diğer kesiciler de çıkış kesicisi olarak tanımlanıyor.
Bunlar hep 3300 ya da 6600 voltla çalışan tesisler. Siz 550 enerji ihtiyacınız ya da 1100 enerji ihtiyacınız olduğunda aşağıda gördüğünüz gibi bir trafo kullanıyorsunuz. Peki buradan aşağıya kabloyu çekerken nasıl çekiyoruz? Yani yer altına verdiğiniz kablonun özelliği ne? Nasıl çekiyoruz? Şu gördüğünüz konsolları kuyunun içerisine monte ediyoruz. Tabii şuradan görülen yerle beraber dübelle monte edip kabloları buradan aşağıya çekip şu gördüğünüz takozlarla sıkıştırıyoruz. Şu kablo arasında takozla sıkıştırıyoruz. Bu takozların özelliği antistatik, yanmayan, yanmayı devam ettirmeyen, yani alev sızdırmazlıkta ne olması gerekiyorsa, ATEX direktifinde ne olması gerekiyorsa o özelliklere sahip. Şu gördüğünüz mesela bizim kanallarımız, tüneller. Yeraltı madenciliğinde haberleşmek önemli. Yer altında tehlikeli bir ortam olsa dahi metan gazı örneğin 4.5 sınırını ya da 15 sınırını geçtiğinde, %15 sınırını geçtiğinde sizin telefonlarınız ne yapmak zorunda? Çalışmak zorunda. Çünkü oraya kurtarma amaçlı giren ya da herhangi bir sebeple orada bulunan, çıkamayan kişinin yardım istemesi amaçlı telefonları mutlaka çalışması gerekiyor. Bu da grup 1 emniyet, yani kendine emniyetli cihaz olmak zorunda. Bizim cihazlarımız genelde kullandıklarımız 38 volt DC. Şu gördüğünüz telefonları biz Türkiye Taşkömürü olarak kullanıyoruz. Şu gördüğünüz sistemde yer üstünde bulunan ve bu telefonların kendine emniyetliliğini sağlayan cihaz. Yine az sonra bahsedeceğim şu kablo giriş yerleri, bunların IP değerleri büyük önem arz etmekte. Peki yer altında madende çalışırken oluşan gazı ya da ortamı nasıl kontrol ediyorsunuz? Metan sensörlerimiz ve CO sensörlerimiz var. Bu sensörlerle gazlar 24 saat kontrol ediliyor. Bilgisayar ortamına kaydediliyor ve 24 saatte bir görevli tarafından takip ediliyor. %1 seviyesine ulaştığında metan ocak tahliye ediliyor. %1,5 kadar M2 grup olan tesisin enerjisinin manuel ya da otomatik olarak kesilmesi sağlanıyor. Haberleşmek, telefonun dışında yer altında haberleşmek için telsiz sistemimiz var. Telsiz sistemimizde grup 1, M1 kendinden emniyetli. Normal telsiz sistemimiz, bu sinyal güçlendiricilerimiz, buna normal kullandığımız telsizler. Telsizlerimiz yaklaşık 8 kilometrelik bir alanda haberleşme sağlıyor, kendinden emniyetli. Türkiye Taşkömürü Kurumu yaklaşık 18.5 ile 100 kilovat arasında elektrik motoru kullanıyor. Bunlar DC ve AC olmak üzere. Bunlardan 18.5 ve 37 kilovat motorları maden makineleri fabrika işletme müdürlüğümüzde kendi bünyemizde üretiyoruz. Bunun dışındakileri satın alma yoluyla tedarik ediyoruz. Elektrik motorlarında güç bağlantı yeri çok büyük önem arz ediyor. Pervane yeri büyük önem arz ediyor. Şekilde de gördüğünüz gibi bu motorun normal kablo bağlantısı diğer yer üstünde kullanılan motorlardan farklı. Bu da atölyede kullandığımız değişik motorlardan. Peki yer altında havalandırmak için yaklaşık tam hatırlamıyorum ama 15 kilometre tam hatırlamıyorum mesela. Çalışma alanımız çok büyük olduğu için ve insanlar çalıştığı için bir yerden havayı alıp bir yerlere oksijen vermek zorundasınız. Çünkü insanlar orada oturup kazmayla kömür kazıyorlar. Havalandırmayı sağlamak için de belli güçlerde pervanelerimiz var. Pervanelerimiz de yine grup 1, M2, yine kablo giriş yerleri ATEX direktifine uygun. Değişik 40 HP gücüne kadar pervane kullanabiliyoruz. Bunlar tabii yer altında kullandığımız pervaneler. Az önce gördüğünüz kuyunun dışında olup da aşağıda hava emen pervanelerimiz var. Onlar da 1000 kW gücünde.
Yani Badem'de iki tane 730'a örneğin inen kuyumuz var. Birinde pervane var, devamlı emiş yapıyor. O emiş yaptığından dolayı diğer kuyudan da hava girişi oluyor. O kuyudan gelen hava girişlerinde kollara dağıtmak için bu pervaneleri kullanıyoruz. Peki yer altında kesici kullanıyoruz. Yer üstünde kullandığımız modüler hücreler var. Modüler hücrelerin içindeki kesici aparatı TTP koruma bir cihazın içerisine yerleştirilmiş ve kullanılıyor. Biz TTK'da 6600, 3300, 1100 ve 550 volt 20 kademelerinde kesici kullanıyoruz. Bu kesicileri 550 volt kadar olanını yine maden makineleri fabrika işletme müdürlüğümüzde kendi bünyemizde üretip kullanıyoruz. Diğerlerini yine yurt dışından temin ediyoruz. Kesicilerimiz 550 volt olanlar 300 ampere kadar, devre kesicilerimiz 400 ampere kadar. Yer üstünde kesicilerde olması gereken tüm koruma sistemi bunlarda da var. Yani faz kaçağı, toprak kaçağı, aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Bu eski tip bir tane kesici. 3300 kesicilerde yer altında enerjinin kesilip kesilmediğinin elektriksel olarak ya da gözle izlenmesi büyük önem arz ediyor. Eski tiplerde genelde ekranda bir tane cam var. Buradan içeri baktığınızda kontakların açıp açmadığını, yani enerjiyi kestiğiniz an, evet gerçekten enerji kesildi mi emin olmanız için mutlaka bir ekrandan görmeniz gerekiyor veya bir yerde bir voltmetre olması gerekiyor. Eski sistemde böyle bir gözleme yeri yapmışlar. Bu da yeni tip kesicilerimiz. Şunlar maden makineleri fabrika işletme müdürlüğümüzde üretilen kesici. Kesicinin üst kısmında yine bir ayırıcı kolu var. Normal harici sistemde kullandığınız, bildiğiniz ayırıcıların küçük modüler bir kısmı buraya yerleştirilmiş. Şu kesiciyi koruma kolu. Bu da yeni sistem bir kesici. Akım ve gerilimin kesilip kesilmediğini bir voltmetre yardımıyla görebiliyorsunuz. Dediğim gibi tüm koruma sistemleri var. Topraklama ayırıcısı var. Kesicinin rolesinin ayar yeri var. Yine üst tarafta yine bir ayırıcısı var. Bu ayırıcılar daha çok motorların sağa sola dönmesini sağlayan cihazlar. Bu gördüğünüz kesicinin içi bu. Zaten dışarıda bizim kullandığımız kesici ve roleler bunlar değil mi? Almışlar bir tane morfazanın içerisine yerleştirmişler. Şu rolenin ayarını istediğimiz şekilde yapıp rahatlıkla kullanıyoruz. Bu yer altında kullandığımız kesicilere bağlantılar şu şekilde gördüğünüz başlıklarla yapılmak zorunda. Neden? Çünkü az önce raporlarda da bahsedeceğiz. Şu kablo kaza sonucu da olsa herhangi birisi tarafından çekildiğinde buradan çıkmayacak. Çıktığı an herhangi bir kıvılcım, bir tehlikeye sebep olabilir. Şu kablonun bağlantı yerine şu kablonun kesitine uygun olması gerekiyor. Şu başlığın içi de şu gördüğünüz şekilde. Peki uzaktan yollamayı dışarıda nasıl yapıyoruz? Bir tane kontaktör vasıtasıyla yapabiliyoruz. Uzaktan yol vermek için yer altında madenlerde kullanılan cihaza yol verici deniliyor. Yine 550 volta kadar olanları biz Türkiye Taş Gömürü Kurumu bünyesinde üretiyoruz. Bunlar yaklaşık 150 amper civarında. Şu gördüğünüz bizim Türkiye Taş Gömürü Kurumu imalatı olan bir yol verici. Bu da dışarıdan temin edilen bir tane yol verici. Şu yanda gördüğünüz sistemde uzaktan yol vermek için kontaktörüne gelen bobin gerilimi. Bunlar da şu gördüğünüz 550 voltla çalışan yurt dışından temin edilen yol verici. Bu da yurt dışından temin edilen 3300 yol verici. Şunlar uzaktan yol verme sistemleri. Uzaktan yol verme sistemleri kesinlikle kendinden emniyetli. Yani siz bu cihazı enerji, gaz, tehlike durumunda bu cihazın enerjisini kesmek zorundasınız ama uzaktan yol verme sistemi, cihazın mekanizması gazlı ortamda bulunabilir çünkü kendinden emniyetli. Eski tip yol vericilerdeki
kontaklı sistem, soğutmak için kullanılan cihazlar, eski kartlar görüldüğü yeni sistemle Türkiye Taşıyor'un kurumunda soft startup bir sistem yapabilir miyiz çalışmasına girdi. Yani şunun yerine soft startup bir çalışma yapabilir miyiz oldu, denendi. Başarılı olmadı. Bunun yerine başka bir sistem deneniyor. Yani ARGE çalışmaları devam ediyor. Yeni temin edilen yol vericinin iç kumanda kısmı bu şekilde. Giriş ayırıcısı şu ayırıcı. Kesicinin enerjisini kesmek için kullandığımız kol. Bu da yine emniyet olsun diye enerjiyi kesmek için. Aynı zamanda giriş ayırıcısı şu üst ayırıcı olduğu kısım şurası. Şuradan 3 fazla verdiğimiz an RST buraya geliyorsa TSV buraya geliyor. Faz ters dönüyor. Siz şu ayırıcıyı bu tarafa yatırırsanız motor bir tarafa döner. Diğer tarafa yatırırsanız farklı yöne döner. Motorun devir yönünü değiştirmek için. Bunlar da yol vericilere uzaktan yol vermek için anahtar. Bunlar tamamen Türkiye Taşıyor Kurumu'nun imalatı olan 550 volt 32 ampere kadar olan cihazlar. Şunlar limit şalterler. Bizde yer altında 460'tan çıkan kömürün bantlarla yer üstüne taşınırken emniyet halatları vardır yanlarda. İnsanlara yanlışlıkla zarar vermesin diye. O emniyet halatları çektiğinde bu switchler üzerinden motor stop ediyor. Yer altında biz motorların çalışması için 550 volt enerji kullanıyoruz. Peki aydınlatmayı nasıl yapacağız? 550 voltu aydınlatma trafolarıyla 220'ye dönüştürüp kullanıyoruz. Aydınlatma trafolarımız Türkiye Taşkömür Kurumu imalatı 5 kW gücünden 3 tane çıkış olan trafo. Şu gördüğünüz şekilde 3 tane bağımsız çıkış olan trafo. Buna 550 enerji verdiğiniz an çıkışta 220 alıp aydınlatma amatörlerini kullanıyorsunuz. Trafolarımız maalesef biz kuru tip trafoya Türkiye Taşkömür Kurumu olarak daha yeni geçmeye başladık. Ama hızlı yol almaya başladık. Şu ana kadar yer altında kullanılan trafolarımız maalesef yağlı tip trafoydu ve büyük tehlike arz ediyordu. Şu gördüğünüz trafoları kullanıyoruz yer altında. Şurası primer girişi, yağlı tip kesicisi kendi üzerinde. Yağlı tip trafo. Bunların yerine artık kuru tip trafolara geçtik. Bu kuru tip trafoların bizim için artısı şu. Siparişi ya da teknik şartlamayı yazarken biz yer altında tonluk arabaları ve 5 tonluk arabaların içi mesafelerde yollarımız var. Bu rayları, şu tekerlekleri tonluk ve 5 tonluğa göre ayarlanabiliyor. Artı özellikleri 3300 tarafından şuradan enerji girdiğinizde trafoya enerji verdiniz. Peki buradan çıkıp başka bir yere daha gitmek istiyorsanız eğer siparişi verirken tasarım yaptırırken o şekilde yaptırıyoruz. Yani şuraya bir kremes gibi düşünüp trafoya enerji verdiniz. Şuradan tekrar alıp başka bir tesise 3300 gidebilirsiniz. Aynı şekilde 550 volt tarafı da trafonun 550 volt çıkışı. İki tane çıkış istiyoruz biz. Birini alıp başka bir tesisi, bunu alıp başka bir tesisi besliyoruz. Bunların her birinin kumandası kendi içerisinde ayrı ve birbirinden bağımsız. Bu bizim kuratif trafonun iç kısmı. Bu da farklı bir markanın trafosu. Yer altında aydınlatma için yine ATEX direktiflerine uygun aydınlatma armatürleri kullanmak zorundayız. Aydınlatma trafosundan aldığımız 220 lambaya girdiğimizde lambamız yanıyor. Peki başka bir lambayı beslemek istediğinizde tekrar ışık trafosuna kablo çekmenize gerek yok. Buradan alıyorsunuz. Paralelleme yöntemiyle diğer armatürlerinizi yakabiliyorsunuz. Bunların iç yapılarını biz sipariş verirken genelde soketli veriyoruz. Çünkü değişimi çok kolay ve pratik. Yer altında bantlarımız çalıştığı için ve yaklaşık 4-500 kW gücünde 5 tane 10 tane turbo motoru çalışınca çok gürültülü bir ortam var. İnsanların telefonu ya da başka uyarı sistemlerini duyabilmesi için kullandığımız sirenler var. Yer altında her ne şekilde olursa olsun, isterse kendine emniyetli sistem olsun, kablo eklerimiz tamamen ATEX buhatlarıyla birlikte yapıyoruz.
Bunlar olmadan kesinlikle herhangi bir ek ya da bağlantı yapmıyoruz. Şu gördüğümüz kablo eklerinin yanında bir kabloyu eklememiz gerekiyor. Bu kabloyu eklerken biz Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na 550 volt kabloları eklerken madenin kömür üretim maliyetinin yüksek olması nedenlerinden belki biri de budur. 550 volt kablo patladı, ekleyeceksiniz. Bir tarafa şu başlığı yapıyorsunuz. Öteki patlayan tarafı da yine bundan yapıyorsunuz. Ya bu kadar kalabalığı hiç şey yapmadan onun için bahsediyorum lütfen. Bir tarafa kablonun bunu yapıyorsunuz. Başka bir tarafa da bir tane bundan daha yapıyorsunuz ve bunları birini bu tarafa, birini öteki tarafa koyup kabloyu ekliyorsunuz. Ve bunların belki de maliyeti 5000 liradır. Düşünsene bir 500 volt kablo ekleyeceksin. Ya da 3300 volt kablo ekleyeceksiniz. Yine bu şekilde başlık kablonun bir tarafına bundan yapıyorsunuz. Diğer tarafına da bundan yapıp fişekle bu sefer şu parçaya gerek kalmadan ekleme yapıyorsunuz. Ama artık teknolojinin gelişmesiyle yavaş yavaş şu şekilde firma ismi vermeden reklama girecek şimdi belki de yeraltı madenlerinde kullanılabilen ilaçlar geliştirildi artık. Ama bizim genelgemizde maalesef genelgemize girmediği için biz bunu kullanmaya devam ediyoruz. Ama en kısa zamanda bu tip malzemeleri kullanmaya devam edeceğiz. Çünkü maliyeti yaklaşık bir 500 lira civarı. Diğeri de yaklaşık 4000 lira civarı. Yer altında kesici ve yol vericilerin toprak kaçağından açıp açmadığını herhangi bir durumda test etmeniz gerekebilir. Yer altında enerjili sistemi teknik nezaretçi olmadan, gaz ortamda var mı yok olmadan açma şansınız olmadığından dolayı şöyle bir test cihazımız var. Bu test cihazımızı kesicimizin çıkışına veya yol vericimizin çıkışına takıp toprak kaçağından ya da kısa devreden açıp açmadığından test edebiliyoruz. Kısa değil, 5 dakikayı toparlayabilir miyiz? Tamam, toparlayalım. Yer altında kullandığımız kabloların bir standartı var. MGM standartı. MGM 109, 110, 111 diye. Örneğin MGM 110 yer altında kullanılan telefon ve sinyal kablolarının özelliği. Yani yer altında kullanılan kablolar yanmayacak, yanmaya devam ettirmeyecek. İsteğe göre dışında tek zırh ya da çift zırh olacak. Neden? Çünkü yer altında balonlar malzeme taşırken çarpabiliyorlar. Ya da kuyudan aşağıya kablo giderken kuyudan aşağıya 5 tonluk araba da düşebiliyor. Bu da yer altında kullanılan kablolardan bir tanesi. Bizim için önemli olan yer altında kullanılan ölçü aletleri var. Multimetreler. Bunlar kesinlikle kendinden emniyetli. 7200 volt ölçü aletimiz var. Kendinden emniyetli. Yani gazlı bir ortamda patlamaya neden olmayan bir cihaz. Kullandığımız buharlar. Buharlarda dediğim gibi kablonun girişine göre buharların çapları önemli. Kablo buharın içerisinde oynamayacak. Buharın içerisindeki lastik takımız kabloyu sıkacak. Buharın içerisinde olan herhangi bir tehlikeli arka kıvılcım dışarı çıkmayacak. Dışarıdaki gazlar içeriye girmeyecek. Madenci baş lambalarımız var. Bunlar da kendilerine emniyetli. Yer altında çalışırken biz bunları kullanıyoruz. Herhangi bir gaz olan patlatmaya neden olmayacak. Artı son zamanlarda Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda bu insanları takip etmek için de kullanılan bir sistem. Takip derken işe gelip gelmediği anlamında değil. Yer altında hangi katta çalışıyor insanlar bir grizi durumunda 160'ta mı, 360'ta mı, 460'ta mı olduğunu insanları tespit etmek için. Bu da kullandığımız bir lamba. Mesela benim için 9.18'de Karalan yeni servis kuyusuna gelmişim. 9.18'de de -160 katına indim. Yani takip sistemi 24 saat insanların nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hazırlarken de kullandığım kaynaklar bunlar. Evet.
Ersan Bey'e teşekkür ediyoruz bunun için. Ben bir hatırlatma yapmak istedim. Başta söylemeyi unuttum. Bir cevap kısmını sonra bıraktım. Anlamışsınız. Şimdi ikinci sunum, patlayıcı ortamlarda kullanılan aletlerin tamir bakımı, ıslah, düzenleme ve değişim işlemleri başlıklı. Şimdi Kemal Sarı'ya ait bir sunumdu. Kemal Bey'i kürsüye davet ediyorum. Kemal Bey hazırlık yaparken biraz tanıtayım ben size kendisini. 1945 Giresun doğumlu. 1972 Berlin Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuş. 1997'ye kadar Türkiye'ye döndükten sonra Türkiye Taş Kömür İşletmelerinde Zonguldak'ta çalışmış ve oradan da emekli olmuş. Bu sıralar Aile Komitede MOU İktimai Sırası'nı tespit temsil etmekte. MTC 113 Aile Komitesi'nde. Ateş Çalışma Grubu kurucu üyelerinden de kendisi odamızda. Ve yine odamız aracılığıyla basılan Exproof genel bilgiler içeren kitabın yazarıdır. Şu anda da Exproof konularda lise eğitmenliği devam ettirmektedir kendisi. Buyurun. Devam edelim. Yardımın tamamı MO'nun internet sitesinde olması lazım. Burada biraz özet olacak. Yani suyunun suyu gibi. Onun için tam anlamıyla bazı konularda kafanızda soru işareti oluşabilir. Onları esas metine bakarsanız veya benim için gerekirse mail adresinden soru yöneltirseniz gerekli soruları cevaplayabiliriz. Tehlikeli ortamlarla ilgili maddeler üretmeyle ilgili işletme tesisle ilgili 3 tane ana standart var. Bir tanesi 60.079'a 10 tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması. Diğeri 60.079'a 14 kurulum tesisin nasıl kurulacağına dair bilgiler var, usuller var. 60.079'a 17 denetimle ilgili benim bahsedeceğim de 60.079'a 19 tamir bakım vesaire ile ilgili. Şimdi kurulumla ilgili 60.079'a 14 ile ilgili ben bundan önce bir sempozyumda ilgili sunmuştum. Denetimle ilgili muhtemelen yarın da yaklaşık bir şeyler söyleyecek. Şimdi ben de tamir bakımla ilgili bazı konulara değineceğim. Şimdi kurulu bir tesisin, evvela denetim yapılmakta. Yani bir denetimden sonra tamir bakım gelir. Denetim yapan kişi, müjde tabiriyle inspection ve inspektör, nesnelerin tamir bakımdan geçeceğini belirlemiş olması lazım. Şimdi denetimle ilgili kısa özel bir şey söylemek istiyorum. Belki yarın arkadaşlar bahsedeceğim ama çok uzatmadan. Genellikle bir şekilde denetim yapılıyor. Gözle sürekli denetim. Yani tesiste çalışan sorumlu kişiler her dolaştığı yerde işte basit şeyleri gözleriyle görebilirler. Bir şey varsa not ederler. Şundan bahsetmeyeyim. İlk denetim, bir tesis kurulduktan sonra devreye alırken ilk denetimi yapmak. Yani bir nevi yüksek yerlilik tesisini devreye alırken nasıl geçici kabul yapılıyorsa böyle bir usul yapılır. Gerçi bizim çoğu tesislerde uygulanmıyor ama aslında resmen her tesiste böyle olmalı. Yani bir nevi ruhsatlandırma gibi bir binayı yaptınız, belediye gelir bir ruhsat verir, gelir bir yer kontrol eder. Her tesiste de benzeri bir şeyin yapılması lazım. Yani bir ex-proof tesis kurdunuz, devreye alırken birisinin onu terk etmesi lazım. Genellikle garanti veren firma, malı satan firma bunu yapar. Ha, bunu size belgelendirir. Aynen evinize aldığınız bir beyaz eşya gibi. Bugün benim bildiğim kadarıyla beyaz eşyayı
servis gelip devreye almaz ise garanti çalışmıyor. Ha, ona benzer bir denetim olması lazım. Ondan sonra bir denetimler, işte gözle vesaire gibi, ben o konuya girmeyeceğim. Ama söylemek istediğim, denetimden sonra gelir tamir bakımı. Denetim sonucuna göre tamire geçireceğiz. Şimdi yazıda görüyorsunuz X-Proof aletler sanayi tipinden farklı olduğuna göre tamir bakımlarında bir farklılık olması lazım. Mantıklı yani. Ha, bağdan çok büyük farklılık olur, bağdan çok az farklılık olur. Onların için bir küp noktalarına kısaca özellikle değineceğiz. Şimdi X-Proof aletler özel yapıya olduğuna göre o da sanayi tipine de ben yani biraz farklı olduğuna göre bunu tamir eden servislerin de yetkili servis olması lazım. Aynen nasıl bir firmanın aletini, beyaz eşyasını veya da televizyon gibi cihazını başka bir firmaya devreye almıyorsa, gelip çalıştırmıyorsa onlar da yetkili servis tamir ve bakımını yapması lazım. Usul bu. Ha, benim bildiğim Türkiye'de bir yetkili tamir servisi ben duymadım. İnşallah burada müteşebbis arkadaşlar vardır, bir şeyler yapabilirler. Ha, bu arada hemen söyleyeyim, X-Proof aletler içinde en çok tamire giden elektrik motorudur. Motor saran firmalar bu işe el atmaları gerekir. Yani bunun bir gün gelecek, senin elektrik şeyle ilgili, tamirle ilgili yetkin var mı diye. Yabancı uzmanlar soruyorlar bunu. Herhangi bir motoru tamire gönderdi, nereye gitti işte falan sarılacak işte. Bunun acaba X-Proof aletleri tamir etme yetkisi var mı yok mu? Benim bildiğim şu ana kadar yok. İnşallah ileride birileri bir yetki alır. Şimdi bir kere tamir ne olacak? Evvel ona bir kısa da değinelim. Yetkili bir tamir eden. Tamir eden ne olacak? Bir kere bilgili eleman olacak. Belge alacak ya. Kalite güvenliği sistemi olacak. Çünkü tamirde yapılan şeyler hepsi bir sistematikler not edilecek. Elemanların işte burada uzun uzun fazla detaya girmek istemiyorum. Arada bir yetecek. En az 3 yıldan aşağı olmama göre devamlı elemanların bilgilerini tazeleyecek. Mesela yani işte burada kısaca özetle yani bir tamirhane teşkilatı tamirhane oluyor. Bir de şu olması da şart değil. Yani bir tamirhane yani bir şirket yalnızca X-Proof alet tamir edilir diye olmayabilir. Diyelim ki motor sarıyor. Ha, bunun sanayi gibi motor da sarar, X-Proof da sarar. Ha, onları da tamir eder, bir atölyenin yanında bu işte olabilir. Ama önemli olan onun bir yetkisinin olabilmesi. Tamir edilecek aletler neler lazım? Çünkü her elektrikli X-Proof aletin bir sertifikasına, onanmış bir kuruluştan. Ha, bazı tip aletlerin kategorisine göre sertifikası olmayabilir. Kategori 3 aletlerde böyle bir şey olmayabilir. O zaman da imalatçının bilgilerinin bulunması lazım. İmalatçının deklarasyonu bulunması lazım. Ve en azından bir tamirci ona tamire gelen bir aletin hangi tip koruma olduğunu bilmesi lazım. D tipi ve E tipi mi tamiratı ona göre yapılıyor. Şimdi standarda baktığınız zaman 60 mi 79 mi 19 da diyelim size bir tamirhaneye herhangi bir alet geldi, tamir edildi, herhangi bir işle belge yok. Ama en azından bunun hangi tip olduğunu bilmen lazım. O aletin etiketinde bunun da yazılıyor olması lazım. Diğer taraftan tamirci için önemli olan bir şey ve sertifika dokümanları. Bunları günümüzde mal sahibi şey yapamıyorsa dahi sertifikayı veren kuruluşun internet adresinden sorgulamak mümkün.
Ama eski aletlerde bu maalesef mümkün olmayabilir. Ha, bu gibi durumlardan ne yapılır? Bunlar standartta yazılır. O zaman tamirhane yetkilisinin uzman kişi karar verebilir gibi şeyler var. Hususlar var. Ya bu gibi kritik sorunlar. Yani diyelim bir yerde bir aletin tamir edilecek, kritik şeyle karşılaştığınız standartı 63.79'a 19'u açıp bakmanız gerekir. Diğer bir şey de tamiratta, ek grup malzemenin tamiratında esas yedek parça orijinal yedek bulmak. Bulamıyorum, ne olacak? Bunlara açıklık var. Uzman kişi inceler bunu, kendi kanaatına göre yapabilirse bu olabilir derse olur. Çünkü genellikle tamire giden malzemeler hemen işte 1-2 yıl önce satın aldığı mal olmuyor, eski mal olmuyor. Şimdi bunun şeyini imalatçısı hiç ortalıkta yok. Nasıl bulacak? Ama sesler burada bilgilerini, yani mümkün olduğunca bilgileri elinde almalı. Ve tamircinin yapması gereken önemli şey de şu. Herhangi bir şey bilgi sıkıntısı var. Kullanıcıdan yazılı bilgi almak lazım. Çünkü en son o herhangi bir aletin kullanımından sorumlu olan kullanıcı kendisi, işletmeli kendisi. Ondan o bilgi alması lazım yazılı olarak. Ve sadece güvenlik sistemine göre hepsini kaydetmesi ve muhafaza etmesi lazım. Ona göre bu usullere göre tamir edilmesi gibi devam edecek kişinin. Şimdi bir de tamirden geçen malzemelerin üzerine bir etiket bulunuyor. Bunu ben bugüne kadar meşgulet hayatımda kontrolörde falan hiçbir yere görmedim. Ve kendim de tamire gönderdiğim herhangi bir motora bir böyle bir R harfi çakıldığını görmedim. Ama standart bunu istiyor. Tamirden geçen bir motorun etiketini ben burada örnekte görüyorsunuz. Ya etiketin ara yerine bir yere veya da şey, ayrı bir yerine R harfi. Dört köşe içinde R harfi bu aletin normal tarihte tamir edildiğini gösterir. Üçgen ise üçgen bir yıkat işaretidir. Ha bu alette bir şeyler değişti anlamına gelir. Modifikasyon olduğu gibi. Şimdi şurada mesela bir tane ekburu kutu görüyorsun. Bu kutunun neresinden ne tamir olur? Ha, genelde bu gibi aletlerde çok fazla tamirat şeyi olmaz. Ha, ama neler olabilir? Şimdi örnek vereceğim. Şimdi bakın şurada bir tane şey görüyorsunuz. Kırılmış bir tarafa. Bu ne olacak şimdi? Şimdi burada bir tane görüntü, bir tarafı çatlak, ben bunu ne yapacağım? Bunu yapamazsın, tamir edemezsin diye bu husus yok. Evet, bunu da yapabilir standart. Belli sınırlarda size müsaade veriyor. Onu okuyup detayına bakın, nasıl yapacağını da tek uzman olarak karar vermeniz lazım. Burada yapacağınız herhangi bir kaynak, herhangi bir tornalama aletin özelliğini bozuyor ise onu yapamazsın. Ha, ona kim karar verecek? O yetkili servisin uzmanı karar verecek. Şimdi bakın yüzeyi tamamen paslanma. Genellikle değer tip aletlerde paslanma olur, çürüme olur. Ha, burada ne yapacak? Bunu yeniden tornaya, planyaya tutabilir. Ha, ama nasıl tutabilir? Onun bir yani tamir ettiği aletin şeyine göre, sertifikasına göre, sınıfına göre o standarda bakacak. O standarda aykırı bir durum elde etmiyorsa bunu yapabilir. Şimdi bakın şurada mesela bir motorun, elektrik motorunun mili. Genellikle mil aşınıyor. Herhangi bir nedenle bileziklerin sürtünmesinden ne yapacaksınız? Bu aşınmış mili doldurma şeyine müsaade ediyor standart. Yani doldurup tornadan geçirmeye müsaade ediyor. Veyahut da çok fazla aşındıysa bilezik geçerek, bilezik yöntemiyle standartta yazılı nelere müsaade edildiği. Bak yine görüyorsunuz böyle örnekler. Bakın sıcak bir örnek olarak size şöyle Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda nakliye esnasında derinen bir problemi görüyorsunuz. Bakın şurada
şurada var mı bir derin bir nakliye de karanlığa çal. Şimdi bu da şimdi bu resimlerin koyduğum tarafı değil de bir gözünüzde canlanması için. Ama burada bizim tamir açısından esas üzerinde durmak istediğimiz gelinen ekleye gibi bir gövde. Şimdi bu gövde böyle bir tarafın gövde denilmiş. Bu ne var? Tarafı bir çöpe batacak. Bunu tamir etmek mümkün. Kaynak yöntemiyle. Ha, tamirden sonra ne olacak? Yayalıkta öyle tamir etmesi bunun kolay mı? Görünüşte kolay. Bir kaynaklı getir. Hemen bunun için kaynak. Ama acaba kaynağın ısınması dolayısıyla çarpılma tabir edilir piyasada. O aletin ek bulunduğunu alev sızmadığını sağlayan yüzeylerde bir yamulma, çarpılma olur mu olmaz mı? Uzman bunu düşünmesi lazım. Ve ona göre hareket etmesi lazım. Ve ondan sonra ikinci bir şeyse, sorun ise bunu bazı hallerde basınç testine tutuyor. Bu sıcak örnekte imalatçı firma ben bunu bir basınç testine tutacağım dedi. Kendisi aldı götürdü fabrikasına. O kaynattı ve basınç tersine tuttu. Benim şahsi görüşüm gerekirse iş yerinde de tamir edilebilirdi ama iş yerinde basınç tersine tabi tutamadı. Basınç tersine tabi tuttuktan sonra da acaba alev tutma düzeyler ne oldu onu kontrol etmek lazım. Onu kontrol etmek için de basit piler şapisiyle biraz zor. Büyük bir alette ise plate tabir edilen mekanik atölyelerde her atölyede bulunacak bir alet değil. Basit bir şey ama hassas bir düzey. O yüzeye yatırıp acaba bir şeyler oldu mu, bir dalgalanma oldu mu, aralarda boşluk yarattı mı, yaratmadı diye kontrol edilmesi gerekir. Burada genel bir motorun şeyini görüyorsunuz. Kırmızıyla çizilmiş. Orada diğer bir çatlak var, çizik var. Çünkü değerli bir korunmada herhangi bir çizik oradan doğru gazın girmesine sebep olur. Ha, bunun nasıl olduğunu, standartta bir şeye göre kaynak yöntemiyle doldurabiliyor ama doldurmada o ısınmasına çok dikkat edecek. Şimdi burada tabii pek onlara kısa geçmek istiyorum. Hangi kaynak metotlarla müsaade ediliyor? Burada standartta yazılıyor. Yani her şeye müsaade etmiyorlar anladığım kadarıyla. Metal dikiş yöntemine dahi çok özel bir yöntem. Dahi yani bazı şartlarda imkan tanıyoruz standart. Şimdi bir de bir alette herhangi bir köklü değişiklik varsa, modifikasyon, o zaman aletin sertifikasını bozuyor. Yani onu o zaman yeniden yetkili kuruluşa gitmesi lazım. Notifiyat bozuya gidip tekrardan belge alması lazım. Bu işin sıkıntılı tarafı pek tavsiye edilen bir şey değil. Yani bu genellikle mesela diğer bir elektrik motorunu sarım seyini yükseltmek istiyor. Daha güçlü bir motor elde etmek istiyor. Buna şey müsaade etmiyor. Ha, gideceksin tekrardan onanmış kuruluşa yani sertifika veren kuruluşa danışacağın onlar olabilir veya imalatçısı olur diyorsa olabilir. Aynı sorun mesela genellikle çok rastlanır. Bir motoru standart kontaktörle yol veriyor. Ya bundan sonra şunu bir frekans kontaktörle yol vereyim. O dahi şey değil. Eğer imalatçısı o motor frekans yol vericisiyle yol verilebilir demiyorsa ve sertifikasında da belirtilmemiş ise orada değişiklik yapmak caiz değil. Yani rastgele yer üstündeki bir motorda yumuşak getirici kullanabilirsin. Ama diğer altta veya altta diğer bir el grup olarak da kullandığın bir şeyde sahadaki motora yumuşak yol verici veya altta frekans kontaktörü bağlarken o motorun yumuşak yol vericiye veya frekans kontaktörden müsait olup olmadığını garanti etmeniz lazım. Çünkü frekans kontaktöründe genellikle yüksek frekans geliyor, enfekanslar vesaire değişebiliyor. Şimdi burada da söylediğim gibi en çok sıkıntı dönem elektrikli motorda oluyor. Şimdi elektrik motor iki tip var. Bir E tipi de D tipi. Şimdi D tipi motor da önemli olan şeyin mahvatanın kendisi. E tipi motorda ise çelik aksam, dış gövde önemli değil ama sarımlar özel. Yani özellikle size bunu söyleyeyim. Genellikle E tipi motoru tercih etmenizi tavsiye etmem. E tipi tercih. Çünkü neden? E tipini sarmak zor. E tipini aldığınız zaman E tipinin
sıcaklık termokupollarını da yol verici tarafına bağlamanız lazım. Yani daha çok dikkatli olmanız lazım. Yani ucuz olur motor kendisi ama öbür taraftan başka yapacağınız işlerde hemen hemen aynı fiyata gelebilir. Ha, eğer bir motor nerede almak zorunda kalırsınız, hacim olaraktan öbüründen küçük, yeriniz dardır, mecburen oraya gitmek zorunda kalırsınız. Zaten belli büyüklükteki motorlarda belli büyüklük kilovatı geçtikten sonra eğitimine müsaade edilmiyor zaten. Şimdi motorlarda, şimdi dönen şeyler için en önemli şey sarım. Şimdi sarımlarda karşımıza ne çıkıyor? Bakın şu demir aksam, bunu özellikle resmesin. Demir aksamı motorun ince sahip levhalardan oluşuyor. Ve ince sahip levhaların arasında kağıt veya vernik veya bir izolasyon var. Yani şeyi fuku korup derler, yani şey akımları indiklenen sahip levha içerisinde indiklenen akımların birbirine irtibatının kesilmesi lazım. Ki saç kayıpları yüksek olmasın. Şimdi sarımların yanan bir motorun, yani sarımları arızalanan motorun sarımlarının sökülmesi lazım. Şimdi bakın şurada bir tane bir motor sarımının söküm operasyonu var. Şimdi 60 bin 70 bin 19 diyoruz ki yakarak sarım sökmek caiz değildir diyor. Yani %100 yasak da demiyor bakın. Yani iki diyor, tinerle yumuşatacaksın, bundan sonra bunu söyleyeceksin, eğer diyor eminsen saç aksamını etkilemediğinden yanma yöntemini de alabilirsin. Yani şimdi hiçbir sarımcı, bunu pratik içinde bilmiyorum, sarımcılar var mı, motor sarmaya ilgilenen, ya bunu yapmadan çıkarmak çok zor. Motor verniklenmiş, tamamen saç aksama kemiklenmiş, onu yumuşatarak vernikle çıkarmak zaman alır. Maliyetli bir şeydir. Onunla hiçbir uğraşmaz. Hepsi böyle şu resimlerde gördüğünüz gibi benzin döküp yakıyorlar. Veya tiner döküp aynı zamanda yumuşuyor. Aynı zamanda yakıp yaktıktan sonra söküyorlar ve şu hale gelir. Ha, bunun zararı ne olur? Bunun zararı demir aksamının, biraz önce bahsettiğim aradaki izolasyonlar yandığı için demir aksamında demir kaybı yükseliyor. Şimdi G tipi motorda demir kaybının artması çok fazla sakınca değil. Ha, ne yapman lazım diyor standart, ya motorun diyor bir ısı testini, acaba diyor T ısı grubu var ya, işte 130 dereceye kadar ısınacak, saç aksamı bir zarar gördüğü için acaba ısınma 130'da açıyor mu, buna bakacaksın diyor. Ama evli motorda bir motorun bir kalkınma zamanı var, TE zamanı var. Bu TE zamanı motorun yapısıyla ilgili ve onun için diyor ki eğer TE zamanı diyor, yani 5 saniyenin üzerinde 7 saniye verildiyse bunu yakarak çökebilirsin. Hiç motorda da 7 saniye pek yok. Yani 5 saniye veriyorlar. Standartta 5 de yazıyor. Yani onun için en tipi motorlardan standarta bakarsan sarım yapmakta zorlanırsın. Kemal Bey, son 5 dakika. Tamam. Şimdi bir de şimdi motorların tamamında da bir imkanlar var ama genellikle motorun ya da motorun yedeğini bulacaksın. Bulamadığın zaman yapabilirsin diye tabir var. Ama döküm rotorlar hemen hemen müsaade edilmiyor. Yani gidip şeyine varacaksın. Bunun yedeğini bulamadığın ne olacak? İsterse uzman buna da karar verebiliyor bir yedek rotor almaya. Şimdi biraz da şeyden bahsedeyim. Kendinden emniyetli aletler nasıl tamir edilir? Motorların termokupolları falan yerleştirmeyi de ondan bahsetmeyeceğim. Çünkü piyasada çok hataya yapılan konulardan birisi de kendinden emniyetli aletler. Kendinden emniyetli aletlerden yapı icabı sanayi tipinden ayırt edilemiyor. Dıştan baktığınız zaman acaba sanayi tipi mi değil mi? Tamirci kullanıcı da karıştırıyor bunları. İçsel güvenlikte yeni adı inherent safety İngilizce'de, yani yeni terminolojiler geçiyor. Kendinden emniyetli aletlerin tamiri özellikle caiz değil. İmalatçısına yaptıracaksın. Orijinal yedeğini bulacaksın. Onların içindeki bir herhangi bir transistörü, diyodu değiştirmek dahi bazı sorunlara neden oluyor. Özellikle kendinden emniyetliliği sağlayan bariyer yöntemlerinde tamirat yapmak zinhar
doğru değil. Ama şimdi bakın skandal şey demiş, 60.079'da 26 var. Zone 0'da kullanılan aletlerin hiçbirinde, zone 0'da zaten kendisinden emretilen başka alet kullanılmıyor. Bunlar hiçbirine tamir etmeyeceksin diyor. İmalatçısından orijinalini bulacak. Diyelim ki eski bir tesisi var, ne yapacak? Ya iskillerini alacağım veyahut da yeni tesis alacağım. Genellikle bu zone 0'da da elektrik aleti pek bulunmaz. Ölçü aletini bulunur. Zone 0'da gazın veya benzeri bir şeyin yoğunluğunu ölçüyordur. Çok da pahalı bir alet değildir. Ama burada benim esas üzerinde durmak istediğim ve sizin de dikkatinizi çekmek istediğim kendinden emniyetliliği sağlayan alet o tehlikeli ortamda değildir. Bakın associated device diye geçer standartta, yani ilgili cihazdır. Temiz bölgededir. Bak şurada göstermiş ben sarı ile yapan bir açık maneviye olan yer tehlikeli bölgede, kendinden emniyetli bölgede. Şimdi bu işin tam şeyini bilmeyen adam, ya bu zaten harici cihaz aynı, git hemen şurada bunun diyodunu değiştir, transistörünü değiştir diyen çok oluyor. Ya burada çok dikkat edin ve kendinden emniyetlik denilen şey çok güzel bir şey, ucuz ekonomik. Son zamanlarda bazı standartlarda hafifletmeye getirildi, ucuzlatıldı ama işçiliği pahalı. Yani buna şey yapan adam işçiliği iyi bilmesi lazım. Yani rastgele tamir ettiği zaman, ya bu nasıl olsa temiz sağda, burada bir şey yok. Ha buradaki ben sigortayı hemen değiştireyim dediğiniz zaman, işte o zaman riske girer. Kimse de ne olduğunu anlamaz. Bir gün bakarsın orada veya da ölçü cihazının bir yerde kabloda bir zerrelenme olmuştur. Pat diye gümler. Ama aslında kendinden emniyetli bir devredeki bir kablo ezilse dahi, herhangi bir şekilde olsa dahi o ortamı tehlikeye düşürmez. Ama onu sağlayan temiz sağdaki bariyer dediğimiz ufacık basit aletlerdir. Genellikle bunlar çok ufak aletler. Ha tamire de değmez aslında. Ama aklınızda olsun, bunların içinde kartlı, baslı devreler vardır. Onlara tamir etmek dahi mümkün ama işte rastgele ezbere tamire doğru değil. Bakın kendinden emniyetli şeylerde ki kabloları yerleştirmelerde farklı. Gerçi konumuz o değil ama şimdi farklı yerlere gidiyor ama o çünkü temiz bölgede olup da tehlikeli bölgedeki emniyeti sağladığı için o alet karıştırılmasın diye kablo kanalları, kablo rengi ayrı. Kablo rengine yeni uyulmuş. Yıllar önce Almanlar, Avrupalılar uyardı, İngilizler ve Amerikalılar uymazdı. Şimdi onlar da uyuyor ama eski bir tesisim var. Benim öyle denetleme yaptığım yerler oldu. Eski tesis, hiç baktığın zaman kendinden emniyetli mi değil mi diye ama tabii ki bir denetleme bakıyorsun, harici, sanayi gibi de diyor. Olsa olsa diyordun, kendinden emniyetli olabilir diyorsun, kimi arıyorsun. Bunun kendinden emniyetli sağlayan temiz bölgedeki ilgili aletini arıyorsun. Bakın klemensler dahi farklı farklı konuyor. Bunlar gerçek olmaz değil ama bunları yanlış yaptığın zaman şimdi bir de burada kısaca bir şey yapacağım ve standartta geçmeyen ve burada da üzerinde durmak istediğim. Şimdi mekanik aletlerin gövdesiyle ilgili standartta çok şeyler yapmış ama bu gibi plastik var, bu gibi plastik aletler piyasada çok var. Standart buna müsaade ediyor, plastik alet et grubu olmaz diye bir şey yok. Ama bunların nasıl tamir edileceğine dair açık net bir bilgi yok. Belki ileride koyarlar. Şimdi diyelim ki öyle bir kutu çatladı. Günümüzde plastik aletlere çok güzel yapıştıran maddeler var. Ha bunlarla ilgili herhangi bir bilgi yok. Diyelim ki böyle bir plastik gövde herhangi bir şekilde çatladı. Ya güzel bir yapıştır gitsin. Japon yapıştırıcısı gibi benzeri yapıştırıcılar var. Ama standartta bu konuda açık bir şey yok. Nasıl olur ama metallere yönelik çok güzel bilgi verilmiş. Şu şekilde benden, şu tip benden kullanabilsin, şunu kullanamazsın gibi. Ama plastiklerden yok, bu da kullanılabilen tip olsun diye söyledim. Aslında burada öyle söylediğim gibi benim yazımın detayı elektrik mensubasının sitesinde olması lazım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünde İlker Beker olacak.
kısaca bir yere tanıtmak istiyorum. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun. Yüksek lisans ve doktorayı da aynı okulda Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlamış. 2001 yılı sonuna kadar İstanbul Üniversitesi görevi yaptıktan sonra 1988 Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği bölümünde görev yapmaya devam ediyor hali. Buyurun İlker. Hoş geldiniz diyorum. Bugün DTK depolama konusunda yangın ve patlama durumlarının modellenmesi konusunda kullanmış olduğumuz Alova programı sizlere sunmaya anlatmaya çalışacağım. Amacımız burada LPG depolama kampındaki kuruntu nedeniyle oluşacak yangın ya da patlama durumlarının ne kadar bir ayın etkisinde LPG tankında depolama sızıntı sebebiyle oluşacak yangın ya da patlama durumlarının ne kadarlık bir alanın etki ne kadarlık bir alanın ne etkileyeceği hakkında belirlenmesiyle ilgili olarak Alova programını kullandık. Burada mevcut sistemin cevabına model belirlenler şeklinde ifade edildi. Öncelikle petrol konusundan başlayalım. Petrol, Latince'de petrol, taş ve oleum, yağ kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş ve ilk olarak ham petrolün bulunuşu M.Ö. 450 yıllarına rastlamakta. Avrupa'da ise ham petrolün kullanılması 15. yüzyılda başlamış ve 1900 yılına itibaren ise benzin ve dizel yağ üretimiyle ham petrol yeni kullanım alanlarına kavuşmuş. Burada rafinasyona ham petrolün donatilmesi için rafine edildiğinde rafinasyon sırasında ham petrolden 20 ile 70 santigrat derece arasında propan ve bütan gazları kolaylıkla sıvılaştırdıkları için, ayrılarak kolaylıkla sıvılaştırdıkları için geniş kullanım alanlarına sahip. Ülkemizde %30 propan, %70 bütan, daha soğuk ülkelerde de %100 propan olmak üzere sıvılaştırılıp çelik tüplere doldurularak bildiğiniz gibi LPG satılmakta. LPG ilk defa 1910 yılında Watersney üretmiş ve 1912 yılında ticari olarak kullanılmaya başlanmış. Bütan ve propan gazları 15 santigrat derecede 6 ila 8 atmosfer arasında ki düşük basınçlarda kolaylıkla sıvılaştırılabiliyor ve bu şekilde depolanıyor. LPG sıvı halde sudan yaklaşık 2 kat hafif ama gaz halde havadan yaklaşık 2 kat ağırdır ve bu nedenle gaz kaçağı olduğu zaman kolaylıkla alta çöker. Bu nedenle alt kısma çöktüğü için ortamdan süpürülerek uzaklaştırılması gerekiyor. Ve 1 litre LPG gazı 1 litre LPG gaza dönüştüğünde yaklaşık 300 litre yer kaplamaktadır. Tutuşma sıcaklığı 530 santigrat derece. LPG'nin özelliklerine bakacak olursak burada en önemli şey LPG'nin alt ve üst patlama limitleri. LPG'nin alt patlama limiti %2.1, üst patlama limiti ise %9.6'dır. Burada grafikte gördüğünüz gibi LPG mükemmel yanma özelliklerine ve depolama kolaylıklarına, taşınma kolaylıklarına sahip olduğu için ülkemizde giderek artan, çok kullanılan bir yakıt türü. Ancak
Bu planın esnasında ki LPG'nin yayılmasıyla ilgili Bireve oluşması ya da UVC dediğimiz patlama olayları, durumların oluşması önemli. Bunların dikkat edilmesi gerekiyor. Sıkıştırılabilir, zehirsiz ve temiz bir yakıt olan LPG'nin kullanılması bildiğiniz gibi büyük döpme ve küçük döpme olarak ayrılarak sektörlerde kullanılmakta. Ve genelde depolama kamplarında büyük ve küçük depolama tanklarında, yer üstü ve yer altı depolama tanklarında depolanmakta. Yer altı depolama tankları üst sınıfta yer alıyor. Tamamen toprak altı sistem, örtülü toprak altı sistem ve kısmen açıkta toprak altı sistem olmak üzere. Yer altı LPG depolama sistemlerinde binaların yangından koruması hakkındaki yönetmeliğe göre yer altına tamamen gömülen, üzerinde toprak tabakası en az 60 santim olan ve yer üstünde de en az 10 santimlik beton tabakasıyla kapatılan tanklara yer altı tankı deniyor ve bunun sebebi yer altına yerleştirilmişin genelde sebepleri LPG'yi kış mevsiminde ve daha soğuk havalarda nispeten uygun bir alanda sıcaklıkta tutulması ve yer darlığı sebebiyle ve emniyet mesafelerini en az düzeye indirmesi ve estetik görünüş nedeniyle tankı gözden uzakta saklama. Bunların tamamen toprak altında, toprak üstünde veya kısmen açıkta olmak üzere bunların olduğunu söylemiştik. Bunların mesela tamamen toprak altında olduğunda bağlantı nozülleri bir menhol üzerine toplanmış ve bunlar da bu menhol çapında bir baca ve işletme fonksiyonlarını sağlamak üzere toprağın üzerinde bulunuyor. Örtülü toprak altı olanlarda toprak dışındaki kısmı ve üstü dahil olmak üzere belirli bir kalınlıkta yani 50 cm yaklaşık olmak üzere yanmaz bir malzemeyle kaplanır ve bunlar genelde bütün bağlantılar tankın bir ucunda ve toplu bir şekilde açıkta durur. Kısmen açıkta olan LPG depolama sistemlerinde ise toprak üstünde kalan kısım toprak veya başka bir yanmaz malzemeyle örtülü, dikili ve bu şekilde depolama sistemleri bulunmakta. Şimdi yeraltı tanklarının avantajları alan bakımından, biraz önce söylediğim gibi alan bakımından tasarruf sağlıyor, estetik bakımından daha muntazam ve herhangi bir yangından ya da alevden daha az etkileniyor. Dezavantajı ise maliyeti fazla, periyodik kontrol açısından pratik değil ve sızıntı tespiti zor. Yer üstü tanklarının avantaj ve dezavantajları, avantajları maliyeti düşük, sızıntı tespiti kolaydır ve periyodik kontrol açısından kolay. Ama dezavantajları da tabii ki yer üstünde olduğu için bunların epoksi değişik reçinelerle kaplanması gerektiği için boya ve bakım giderleri maliyetlidir ve aynı zamanda duşlama ünitesi ekstra maliyet getiriyor. Burada LPG kaynaklı yangın tipleri üzerinde durmak istiyorum. LPG kaynaklı yangın sistemlerini jet yangını ve peşi sıra gelişen Bireve ve UVC yangınları olmak üzere iki şekilde bahsediliyor. UVC dediğimiz yani Unconfined Vapor Cloud Explosion dediğimiz buhar bulutu patlamasında atmosfere karışmış ve yanıcılık sınırları içinde bulunan LPG gaz bulutu bir enerji kaynağıyla karşılaştığında çok hızlı patlama ve yanmayla sonuçlanan bir olay. Burada UVC genelde bu kaynak boruların diyelim ki bu tanklara kaynak kısımlarında ya da borulardaki çatlaklarda odadaki gaz sızıntılarıyla oluşuyor. Tabii ki tankın içi de basınçla dolu olduğu için
ekipçi dışarıya çıktığımızda çıkarken bu basınçla çıktığından dolayı bir gaz ateş kaynağıyla karşılaştığında basınç içteki basınç nedeniyle de uzun mavi alevli bir şekilde yanmaya başlıyor. Burada 2012 yılında bir tesiste yaşanmış olan bir UVC olayını sizlere anlatmak istiyorum. Buradaki olay bir LPG'nin sebep olduğu değil ama UVC'yi anlatmak üzere önemli bir olay. Amerika'da olan şeyde olayda olefinler benzine oktan sayısını ayarlamak üzere kullanılan alkilat üretiminde kullanılan olefinlerle pompalanması sırasında tesisteki pompaların daki sızıntının sebep olduğu bir UVC olayı. Burada sürekli sızıntı oluyor fakat mühendisler, tesiste çalışan mühendisler burada dışarıda pompalar dışarıda ve de sızıntı dış kısımda olduğu için rüzgarın gazın patlama alt limitinde tutulabileceğini düşünüyorlar ve günlerce bu sızıntıya müdahale etmiyorlar. Oluşan olayları birbirine eğer bakacak olursa alt patlama limiti %2 olan bu olefinler sızdığında evet burada gördüğünüz benim bahsetmiş olduğum pompalar şurada ve günlerce sabitlenemiyor ve tamamen işletmedeki mühendisler bunların biraz önce söylediğim gibi rüzgarın tesiriyle %2'nin altında kalabileceğini düşünüyorlar. Fakat olayın olduğu gece rüzgar yavaşladığı için bakın tesiste şuradaki gaz kaçağı yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Yol düşük seviyede yol olduğu için havadan da ağır olan madde. Gördüğünüz gibi bakın yayılıyor. Burada etrafı tanıtmak istersem burada tesiste oturan mühendislerin oturduğu yerler, burada diğer bir fabrika var. Bir yandan da gördüğünüz gibi UVC olayının diğer tarafında sis nehridir. Gördüğünüz gibi oradan yayılan olefinler gittikçe büyük bir alana yayılıyor. Ve konsantrasyonu artıyor. Ve gördüğünüz gibi artık kırmızı olduğunda alt patlama limitine gelmiş. Ve bu olay gerçekleştiğinde patlama, şimdi onlarla ilgili resimleri göstereceğim. Bakın ne kadar uzak mesafedeki yaya geçitinde olan kişi ölüyor. Ve patlama sonrası etraftan çekilen resimler. Şimdi bundan sonraki resimlerde bakın birinci resim o tesiste oturanların, yaşayanların oturduğu kısım demiştim. Resim 2, 3 ve 4 buradaki pompadan bu kadar mesafe uzaktaki yerlerin etkilendiği alan. 5 ve 6'da fabrikanın yakının pek de yakında sayılmayan madeni fabrikaya ait resimler. Bakın bu o oturma yerleri, lojmanların olduğu yerdeki görüntüler. Bunlar o yolun karşısında orada yürüyenlerin de öldüğü de bahsediliyor. Gördüğünüz gibi bu da bu yağ makine yağının üretilen firmanın ve bu olayda 51 kişi yanarak ölüyor. Diğer bir olayda Bleve yani Jetfire dediğimiz bu tanktaki çatlak ya da borudaki çatlak ya da rehimlerdeki kırıklarla oluşabilecek öncelikle oluşan Jetfire'den sonra tankın giderek yakıt tankının giderek ısınmasıyla içerideki LPG buharlarının
kapın iç basıncını yenerek patlaması şeklinde oluşan Glewe olayı. Burada görmüş olduğunuz gibi mesela burada da bu bir propan tankı. Propan tankında da içeride buradaki oluşan jet fire sonucu tanktaki LPG giderek ısınmış ve buradaki LPG'nin kaynaması ve oluşan buhar gördüğünüz gibi bu şekilde yırtarak patlamasına sebep oluyor. Bununla ilgili bu filmi burada size farklı bir şekilde izleteceğim. Çünkü Glewe'nin oluşumuyla ilgili.
Meksika şehri biraz önce izlediğimiz, Quebec'te, 96'da, İtalya'da, bizde de 1999 yılında 4 yol bizim gaz tesisinde 3 adet tankları ve patlamanın sonucu yok olmuş ve 2 kişi ölmüştü. 2002 yılında da Yarımca Akça gaz tesisi tamamıyla tesis yanmış ve bir ölü bir kişi ölmüştür. Gördüğünüz gibi bunlar da yine Blebe patlaması sonucunda bakın tank uçmuş. Bunlar da ben küçük bir Blebe diyorum. Yine şeylerin tiplerin ısınmasıyla oluşan olaylar. Deneysel çalışmalarımızda üç unsuru inceledik. Ortamdaki hava sıcaklığı, rüzgarın hızı ve tankın doluluk oranı. Burada hava sıcaklığı olarak -15 ile 50 santigrat derece arasında, rüzgarın hızı olarak 4-16 metre bölü saniyeyi, balınım olarak sabit %60, tankın LPG içeri olarak %100 propan, tank tipi olarak yatay silindirik tank, hacmi 115 metreküp, çapı 3 metre ve uzunluğu 16.2 metre olan ve tank doluluk oranını da %20 ile %60 arasında değiştiğini kabul ettik. Ve sızıntı bölgesi çapı yani tankın üzerindeki delik çapını da araştırmalarımız sonucunda 15 santim olarak belirledik. Kullanmış olduğumuz ALAVA programı Amerikan Çevre Koruma Ajansı ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi'ne ait kimyasalların yayılımının modellenmesi, zehirli ve yanıcı maddelerin serbest kalma anındaki tehlike mesafelerinin hesaplanması ile yanıcı maddelerin yanma patlama anındaki etki alanlarının hesaplanması üzerine. Bu programı rahatlıkla internetten indirip kullanabiliyorsunuz. Programın nasıl kullanıldığını göstermek istiyorum. Program ilk açılış sayfası. Burada program içinde ki şeyde kütüphanesinde hangi nerede olduğunuzu rahatlıkla seçiyorsunuz. Daha sonra yine kütüphanesinden gazınızı seçebiliyorsunuz. Biz burada LPG üzerine çalıştığımız için propanı seçtik. Ama illa kütüphanesinde olan gazı kullanmanız gerekmiyor. İsterseniz buraya siz de gaz ilave edip onun özelliklerini girebiliyorsunuz. Daha sonra rüzgarın hızını biz 16 ile 16 metre bölü saniye seçmiştik. Daha sonra o rüzgarın hangi nereden seçildiğini toprak seviyesi üzerinden. Daha sonra da İşte yerini, mesela açık alan mı, ormanlık alan mı, havaya açık alan mı, bunun gibi değerini seçiyorsunuz. Sonra da ortamdaki hava durumunuzu belirliyorsunuz. Kapalı mı, kısmen bulutlu mu ya da güneşli bir hava mı? Ya bununla ilgili de sıcaklık değerleri de girilebiliyor. Birim seçiyorsunuz, santigrat ya da Fahrenheit olarak hava sıcaklığına giriyorsunuz ve daha sonra ortamdaki nemi ki biz %60 olarak belirlemiştik. Oldukça bilinçli her şeyi sorarak belirleyen bir program. Daha sonra programda tank tipini seçiyorsunuz. Hangi tank tipini isterseniz biz yatay silindirik tankı seçmiştik. Burada seçtiğiniz tankın çapını, uzunluğunu ve hacmini giriyorsunuz. Zaten çapını ve uzunluğunu girdiğiniz zaman otomatik olarak hacmini hesaplıyor. Sonra tankın içindeki miktarı girdiğiniz zaman burada biliyorsunuz ki tankın doluluk oranı tanktan ki deliğin yeri önemli. Çünkü dışarıya yayılma bugün Özlem Hanım'ın da anlatmış olduğu konulardan. Biz tankı %80 dolu olarak kabul ettik. %20 ile 80 arasında kabul ettik çeşitli şeylerde. Sonra tankta sızıntının nasıl olacağını burada belirliyorsunuz. Biz jetfire sonucu oluşan bir yangını seçip ondan dolayı oluşan bileve modelledik. Dolayısıyla burada
Bunları seçtikten sonra son durumunu zaten bildiriyor olacak şeyde, bu modelde seçilen senaryoda. Daha sonra alan ve 15 santim seçtiğimizi söylemiştim. Bunu belirliyorsunuz şeklini ve deliğin işte boru mu olarak mı, kısa bir borudan mı, çünkü hem borudan hem çatlaktan biliyorsunuz sızıntılar olabilir. Onu belirledikten sonra burada termal radyasyon bu olay olduğundaki termal radyasyon yerleri belirleniyor. Yani kırmızı alanda 60 saniye içinde potansiyel ölümle sonuçlanacak yerler ve burada da oluşacak ısı miktarı metrekare başına 10 kilovat metrekare. Burası da ikinci derece yanığın oluşacağı 60 saniye içinde orada olanların bölümü. Bu enerjisini de söylüyor, oluşacak enerjinin de 5 kilovat bölü metrekare. Üçüncü alanda sadece ağrılı yanıkların olacağı ve 2 kilovat bölü metrekare olan. Biz bu alanları tehlike alanı 1, tehlike alanı 2 ve tehlike alanı 0, 1 ve 2 olarak değerlendirdik sonuçlarımızda. Bütün bu verileri girdikten sonra program size girmiş olduğunuz verileri bir gördüğünüz gibi tablosunun bütün verileri bu şekilde giriyor. Burada sonunda da en sonunda da size işte bahsetmiş olduğum birinci tehlike alanı 0, bizim 2 olarak belirlediğimiz, yani şunlar 10 kırmızı alan 60 saniye içinde potansiyel ölümün gerçekleşeceği, şurası ikinci derece yanıkların olacağı ve buranın da yine ağrılı yanıkların olacağı bu alan olarak sonunda size bunları veriyor. Burada biz pek çok verimiz vardı. Toplam 3 tane seçtiğimiz işte rüzgarın hızı, sıcaklık ve tankın doluluk oranlarını seçmiştik ama eğer bunları teker teker alıp değerlendirecek olursanız 200'den fazla bu verileri girip teker teker uğraşmak gerekiyordu. Onun için biz deneysel tasarım yaptık. Bunu 20 tane sonuçla içlerinden seçerek merkezi bilecik tasarım sisteminde hangi noktaları almamız gerektiğini belirleyerek deneysel tasarım yaptık. Burada model denklemler oluştu bununla ilgili olarak. Sonra elde edilen model denklemlerin uygunluk derecelerini hem birey açısından hem de diğer korelasyon hastalıklarıyla biz bunların yüzde hata değerlerini belirledik. Yüzde hata değerleri ne kadar sıfıra yakınsa bizim seçtiğimiz modeller o kadar doğru demekti. Burada biz 3 faktör seçtiğimizi söylemiştim. Rüzgarın hızı, doluluk oranı ve sıcaklıkla ilgili. Bizim burada X1 dediğimiz verimiz sıcaklık, X2 rüzgar hızı, X3 tank doluluk oranlarını bu modelleme ile bize -15, 1.25, 17.5, 33.75 ve 50 santigrat dereceleri aldık. Rüzgarın hızı olarak da 4, 7, 10, 13 ve 16 metre bölü saniyeyi seçtik. Tank doluluk oranı da %20, 35, 50, 65 ve 80 olarak. Buna göre tabloda gördüğünüz gibi deneysel verilere uygulandığında sonuçlar, bunları hızlıca geçiyorum. Elde ettiğimiz model denklemler burada ve buradaki sonuca göre elde ettiğimiz sonuçlar korelasyon kas sayısı R kareye göre %99.9'du. Yani elde ettiğimiz modellere göre sonuçlar güvenilir durumdaydı. Sonra Jetfire bölgelerinin deneysel tasarım sonuçları ve bunların da mümkün olduğu kadar sıfıra, %99'a olması gerekiyordu. Maksimum hatada 0.99
Minimumda da bu şekilde değerler olması gerekiyordu. Biz yine burada yaptığımız sonuçlarla aynı değerleri elde ettik. Daha sonra da bu sonuçları karşılaştırdık. Bunları, bu sayıları eklemek istiyorum. Sonuçlara göre bileme durumunda bütün bu verilerle, bizim verilerimizde sıcaklığın artışıyla tehlike bölgelerinin çapının azaldığı gözlemlendi. Bu da kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyonla ısının ısı transferleri açıkladı. Propan şiddetli bir şekilde, deminki filmlerde gördüğünüz gibi şiddetli bir şekilde yanması sırasındaki ısı hem kondüksiyon, hem konveksiyon, hem de radyasyon yoluyla aktarılmaktaydı. Bu denklemi kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyon kombine ısı transferi denklemini kullandık ve Alava programında yangın anında çıkan termal radyasyon seviyesine göre aynı miktar ısı akısını sağlamak için gerek kondüksiyon, gerek konveksiyon, gerekse radyasyonla ısı transferi durumunda tank sıcaklığı ile atmosfer sıcaklığı arasındaki fark ne kadar küçükse ısı aktarım alanında o kadar küçük olacağı saptandı. Yani atmosfer sıcaklığının artmasıyla yanan tankın sıcaklığı ile çevre arasındaki fark azalacak ve böylece birim yüzey başına aktarılan ısı miktarının sabit kalması için ısı aktarım alanı azalmış olacak ve dolayısıyla da artan sıcaklıkla tehlike bölgelerinin çap değerleri de azalmakta. Burada bile ve saniyeler içinde gerçekleşen çok şiddetli bir patlama olduğu için de rüzgarın hızının etkisiz olması beklenen bir durum. Fazla bir etkisi yok. Buna göre cevap yüzey grafiklerini çizdik statistika programıyla. Gördüğünüz gibi üst kısımlarda yüzey grafiklerine bakacak olursa sıcaklık ve rüzgar hızının etkisinin birlikte tehlike bölgesinin çapını azalttığını, burada sıcaklık 60 santigrat dereceden -15 santigrat dereceye düşmesiyle tehlike çapının da 360 metreden 460 metrenin üzerine çıktığı görülmekte. Diğer bir şeyle tanktaki propan miktarı arttıkça tehlike bölgesi sınırları gittikçe genişlemesine karşın sıcaklığın artışıyla da tehlike bölgesinin sınırları daralmakta ve tankın doluluk oranının etki katsayısı sıcaklık etki katsayısından fazla olduğunda ikisinin de birlikte artışı tehlike bölgesinin çapını artırmakta. Bu grafikte elde edilen sonuçlara göre. Yine tanktaki propan miktarı arttıkça da tehlike bölgesi sınırları genişlemekte ve rüzgar hızı tehlike bölgesinin herhangi bir etkisi, bu sınırlara etkisi olmamakta. Dolayısıyla bu iki parametrenin birlikte artışı tehlike bölgesinin çapını artırmaktadır. İlker Hocam, toparlayabilir miyiz acaba? Evet, son iki dakika. Tamam. Dolayısıyla biz bu duruma göre bir planlama yaptık. Tehlike bölgesini bu alama verilerine göre ilk tesisi planladık ve sonuç ve öneri olarak da hem çevreci hem ekonomik olan LPG aynı zamanda kolay taşıma tercihte bulunduğu için tercih sebebi oluyor ama bunların bir sızıntı ya da hızın sonucu yanması veya patlamasıyla büyük bir tehlike meydana geliyor. Bu yapılan matematiksel çalışmayla da ortaya çıkmış oluyor. 115 metreküplük bir tank seçmiştik. Burada meydana gelebilecek jetfire tipi bir yangın durumunda tankın etrafında 100 ila 130 metrelik bir mesafede ölümcül bir riskin varlığı saptanmıştı. Bileme durumunda ise riski taşıyan bölge 315 ila 470 metrelik bir mesafeye yayılmıştı. Bu
değerleri üzerinde Jack Fire için yaklaşık 300 metre, Bilere için ise yaklaşık 1 kilometrelik bir alandakilerde yanıp oluşma riski ve karşı karşıyadır. Burada bir alova programını kullanarak LPG depolama tankında meydana gelebilecek yangın ve patlama durumları için tek bir denklemle ifade edilmiştir. Bizim için teşekkür ederim. Biz de sunumu için Profesör Doktor İlker Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi son bir sunumu sunucu Yelda Altıncı. Yelda Hanım 1997 Otçu Kimya Mühendisliği bölümünden mezun, Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamış ve 1997 yılından beri Makine Kimya Mühendisliği kurumunda Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Pazarlama Satış Mühendisliği'nde çalışmaktadır. Buyurun Yelda Hanım, söz sizde. Merhaba, iyi akşamlar. Ben bir gömleği kurumundan bahsetmek istiyorum. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, kökeni Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan Türkiye'nin en büyük mühimmat üreticisi kurumudur. Kendisine bağlı 10 fabrikadan birisi olan Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda çalışıyor şu an 97 yılından beri. Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Türkiye'nin ilk patlayıcı ve aynı zamanda yine ilk roket fabrikasıdır. Şimdi sunumuna geçmek istiyorum. İlker Hanım, aslında buradaki takım tanımlardan ve olaylardan bahsetti. Ben de kısaca bahsetmek istiyorum. İlk önce tehlikeli madde nedir? Bundan bahsedeyim. Tehlikeli madde, normalde doğal ürünlerden sentezlenen, aslında normal durumlarda tekrar etmeyen fakat yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında patlayan ve tehlikeli patlamalar oluşturan kimyasal maddelerdir. Burada Amerikan Department of Transportation, yani ulaştırma bölümünün tehlikeli madde sınıflandırmasını görüyorsunuz. Burada malzemeleri sınıflara ayırmış 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9'a kadar. Ben buradaki sunumumda size ikinci sırada bulunan alev alan ve alev almayan sıkıştırılmış gazlar ve üçüncü sırada bulunan alev alan sıvılar üzerinde duracağım. Çünkü depo modellerinizi bu sıvılar ya da gaz formundaki tehlikeli maddeler üzerine uygulanmaktadır. Gazlar 21 derecede 40 psi, 54,5 derecede 104 psi kendi kabı içinde mutlak basınçta bulunan ya da 37,7 ya da 40 psi doğal basıncını aşmayacak şekilde herhangi bir sıvı madde bulunuyorsa, yani, bulunduğu ortamda, depolandığı ortamda bulunuyorsa bunlara sıkıştırılmış gaz adı veriliyor. Burada alev alan ve alev almayan sıkıştırılmış gazlarla ilgili Amerikan Patlayıcılar Bürosu'nun bir takım deneyleri var. Onlardan bahsetmek istiyorum. İlk önce yine bir tanım yapmış alevlenebilir karışım nedir diye. Hacimsel olarak hava ile %13 ya da daha az gaz formunda bulunan karışımlar alevlenebilir karışım olarak tanımlanıyor. Bununla ilgili 3 tane deney yapmışlar. Birincisi aparattan, yani depo gibi, tank gibi bir aparattan, aparat üzerine yapılan bir deney var. Tam açıkken, ateş kaynağı önünden başlayarak 45 derece uzaklıkta alev oluşur. Jet fire gibi bir şey bu aslında. Ayrıca alev kaynağından uzakta önemli miktarlarda da alev oluşumları vardır ve depo içerisinde yakıt buhar hava karışımında patlama meydana gelebilir. Bununla ilgili görseli görüyorsunuz.
ayıp olan ve alev almayan sıkıştırılmış gazlardan LPG, onun ne olduğundan bahsetmek istiyorum. LPG, petrol ve gaz kuyularından elde edilen bir ürün. Başta propan ve butan, izomerleri gibi hidrokarbonlar ve bunların karışımlarından oluşuyor. Normal şartlarda gaz halinde, basınç altında sıvı forma geçiyor. Ve basınç kalktığında da tekrar gaz formuna geçen bir yapıda. Doğal gaz, metan, etan, propan gibi hafif moleküler ağırlıklı hidrokarbonlardan oluşan bir madde, tehlikeli madde. Yer altında yalnız başına ya da petrolle birlikte bulunabiliyor. Doğal gaz yüzeyde ayrıştırılarak içinde bulunan ağır hidrokarbonlar uzaklaştırılır. LNG sıvılaştırılmış doğal gaz, normal atmosferik basınçta eksi 125 derece sıcaklığa kadar soğutulduğunda doğal gaz sıvı formuna geçiyor. Ve bunu da liquefied natural gas, yani sıvılaştırılmış doğal gaz olabiliyor. CNG ise 2000-3600 PSI basınca kadar sıkıştırılarak elde edilen doğal gaz, bunu da sıkıştırılmış doğal gaz olarak geliyor. Alev alan sıvılar, sınıf 3 SAT sınıflandırmasına göre. Alev alan sıvılar temel olarak parlayıcı gazların tanımıyla ilgili olarak tanımlanabiliyorlar. Ve parlayıcı sıvılar 27 derecede ya da daha az sıcaklıklarda havada parlayıcı buhar oluşturabiliyorlar. Buharları kapalı ortamda hava ile karışırsa ateşlenebiliyor. Ve güçlü bir yanma tepkimesi oluşturuyorlar. Alev alan sıvılar da parlama noktalarına göre 3 sınıfa ayrılmış. Yani çok kolay alevlenebilir madde, kolay alevlenebilir madde ve alevlenebilir madde. Burada parlama noktasından bahsetmek istiyorum. Bu alev alma yangın riskinin de bir belirtisidir. Sıvı buharı parlama noktasına ulaştığı anda en ufacık bir kıvılcım tutuşma meydana getirir ve bu sıcaklık derecesine de parlama noktası denir. Yanıcı parlayıcı sıvıların parlama noktaları düştükçe yangın yönünden tehlike riskler arz etmektedirler. Alev alan sıvılardan benzin, 150 derece sıcaklıkta bir takım proseslerle elde edilen, ülkelerin proseslerden bahsetmiştik bir önceki sunumda. Önemli bir enerji kaynağı. Parlama noktasından bahsetmiştim. Kendinden bunlar patlamanın olması için önemli tanımlar olduğu için bu tanımları üzerinde duruyorum. Kendinden tutuşma sıcaklığı yeterli orandaki yakıt ve hava karışımının yanması veya patlaması için gerekli olan en küçük sıcaklık değeridir. Yani bir patlayıcı madde, LPG ya da benzin gibi herhangi bir kıvılcım ya da ateş olmadan da kendi kendine patlayabilir. Isıya bağlı olarak ya da iç ortam sıcaklığına bağlı olarak bu sıcaklık değeridir, kendilerinin altı sıcaklığı. Lower explosion limit ve upper explosion limit de yine patlama için olması gereken şartları tanımlayan bir takım tanımlar. Zaten grafikte de ne olduğu anlaşılıyor sanırım. Hava içerisindeki konsantrasyon oranlarından bahsediyor bu halde. Alt explosion, yani alt patlama sınırı olması gereken minimum buhar, yani yanıcı buhar miktarı hava içerisindeki üst patlama sınırı da yine hava içerisinde olması gereken en üst sınırı. Bu üst sınırı, sınır hava içerisindeki oran üst sınırı geçtiğinde yine patlama gerçekleşmiyor çünkü. Bu bir ülkelerden yine bahsetmişti. Boeing Liquid Expand Wave Explosion. Burada ben resimlerini koydum. Videosunu koymadım. Nasıl meydana geldiğini de ülkelerin yine biraz evvel anlattı. Yine de ben de kısaca geçmek istiyorum. Alev içinde kalan bir tank, gördüğünüz gibi içindeki sıvı buharlaşmaya başlıyor. Buhar miktarı arttıkça sıvı tank içerisindeki bir noktada çatlak oluşuyor ve o çatlaktan içeriye ilk önce buhar patlayıcı buharı
dışarı çıkmaya başlıyor ve arkasından bir süre sonra alev içerisine çekiyor buhar azaldığı için ve o anda infilak ediyor. Şu anda LPG ya da benzin ya da benzer maddeler normalde basınçlı kaplarda depolanıyor. 0.5 bar veya daha yüksek basınçlı kaplarda küre silindir ya da kum biçimde olabiliyor. Kullanım ve depolama standartı şu an bu şekilde. Mevcut depolama LPG tankerinde 5-10 metreküp ve 10 metreküp üzeri olarak ikiye ayrılıyor. Evlerde ve araçlardaki standartlar yine slide'da gördüğünüz gibi. CNG 2 bar maksimum, minimum 2 bar maksimum 20 bar basınçta doğal gaz şebekesinden gelen gazın 200 bar basınca sıkıştırılarak çelik tüplerde kullanılmasıyla depolanıyor. LNG ise yer altı yer üstü tanker gazında depolanmakta. Benzin de yine yer altı yer üstü tankerler ve hava ya da kara araç çekip depolarında depolanıyor. Şimdi depo modellemesine geçmek istiyorum. Üzerinde yapılan çalışma depo standartları değişmeden sadece depo üzerinde takım modellemeler yapılarak oluşturulan bir sistem. Bu sistem üzerinde iki tane tasarım var. Bir tanesi depo çeperinin alev tutma özelliğine sahip bir malzeme ile kaplanması. Diğeri ise depo hacmini komple dolduracak belirli bir biçim ve et kalınlığında ve boyutta alüminyum yüzükler ya da parçalarla doldurulması esasına dayanıyor. Şimdi bildiğiniz gibi patlama için oksijen, yakıt, buhar ve alev kaynağı gerekiyor. Sistemi nasıl çalışma prensibi alevi içeri almaması. Çalışma sistemi bu şekilde. Şimdi burada bir takım modelleme yapılmış ve yapılmamış depoyu görüyorsunuz. Tankerin iç çeperi burada karbon elyaf ya da cam elyaf gibi malzemeyle tümüyle kaplanmış durumda. Aynı şekilde tanker de. Dediğim gibi kullanılan malzeme cam elyaf, karbon elyaf ya da perfora alüminyum olabilir. Sistem depo iktidarlarının kaplanması süreciyle uygulanıyor. Şimdi çalışmada öngörülen koşullardan bir tanesi malzeme seçiminde reaksiyona girmemesi yapıldı. Bu öngörülmüş. Daha sonra korozyona uğramaması. Tabii uzun ömürlü olması da çok önemli bir etken. Isı dayanımının yüksek olması gerekiyor patlama ya da aleve karşı ya da bir yangının içinde kalması durumunda. Gözenekli yapıda olması önemli. Alev kaynağını içeri almaz bir yapıda olacak. Fakat dışarı gaz çıkışını da engellemeyecek. İkincisinde ise sistemin içi, deponun içi alüminyum yüzüklerle doldurulmuş durumda. Bu alüminyum yüzüklerin boyutları, şekilleri ya da benzer başka özellikleri bir takım optimizasyonlar yapılarak bulunmuştur. Aynı zamanda depo içerisine doldurulan malzemenin deponun en fazla %1 ya da 2 oranında hacmini kaplaması öngörülüyor. Yine aynı şekilde diğerinde olduğu gibi yakıtla reaksiyona girmemesi. Yalnız bunda şöyle bir durum da var. Bu malzeme depo içerisine konulduğunda tankerlerde stabilizasyonu sağlıyor. Yani tankerin yolda giderken hareketinden kaynaklı, biliyorsunuz sıvının tanker içerisindeki hareketi tankerle senkronize olmayacaktır. Tankerin stabilizasyonunun bozulması o yüzden bence önemli bir ayrıntı burada. Yine aynı şekilde uzun ömürlü ve koridor olması, dayanımın yüksek olması. Boş silindirik yapıda olması öngörülmüştür. Tabi deponun hacmini doldurmaması adına. Alev kaynağını yine aynı şekilde içeri almayacak ve yine dışarı gaz çıkışını engelleyemeyecek. Şimdi bununla ilgili burada yapılan testler görüyorsunuz. Bir depoya 15 metre mesafeden içinde sistem uygulanmış.
Bir de 4'te 1 oranında LHB'ye deposu dolu. 7.62-39 tüfek namlusu ile yapılan bir test. Yandı mermiyi görüyorsunuz. Atışı öncesi 4'te 1 dolu LPG tankının buharlaşma olan üst tarafına yapılacak atışın hedef noktası seçimi var. 4'te 1 dolu çünkü neden? Buharlaşmanın maksimum olmasını istiyoruz. O yüzden 4'te 1 dolu depo. Yapılan atış sonrasında merminin çıkardığı kıvılcım ile alev alan yakıt tankı görülüyor. Yapılan atış sonrası yükselen gaz basıncının arka yüzeyi. Arka yüzeyde başlayan basınçlı ayarlanma var. Ön ve arka deliklerden ısının yükselmesi ve basıncın artması ile yüksek hızlı yanma meydana geliyor. Depo iç basıncının maksimum düzeye ulaştığı nokta burada. İç basıncın yavaşlayarak alevlerin azalması. Testin sonunda tahribatın yapıldığı 12 mm çapında tahribat bölgesini görüyorsunuz. Yine aynı şekilde. Modelleme sonucunda dünyada ve ülkemizde yanıcı parlayıcı ve patlayıcı yakıtların patlama sonucu birçok mal ve can kaybı yaşanmaktadır. Modelleme testlerde de görüldüğü üzere yanıcı parlayıcı ve patlayıcı sıvıların patlama etkisini ortadan kaldırmaktadır. Iyı etkisini absorbe eden bir sistem. Teşekkür ederim. Yeniden bakın teşekkür ederim. Soru cevap bölümümüz var. Bu konuda mikrofon var mı? Soru varsa soruları... bir öneri getirdiniz. Şimdi bu iki öneri şu anda
sanayiye pratik önerler. O yüzden